Sevgili izleyenler, Kurban Bayramı'nın son gününde de kurban pazarlarında hareketlilik sürdü, devam etti. Daha uyguna kurbanlığını almak isteyenler aslında son günü beklediler. Satıcılarsa son gün fırsatçılarına zarar ettikleri gerekçesiyle aslında biraz da tepkiliydiler. İşte kurban pazarından son gün manzaraları ekranlarda. Büyükbaş hayvan sattım. Kaç tane? 150 tane. Bitirdim ama öylesine bitirdim. Zararına mı sattın? Zararına sattım. Uyguna kurban almak isteyenler son günü bekledi. Hayvan pazarlarında son gün hareketliliği vardı. Kurban bayramının son günü geldi, çattı. Kurban pazarlarında da büyükbaş hayvanların neredeyse tamamı satıldı. İşte geriye ise arkamda görmüş olduğunuz boş çadır demirleri kaldı. Artan kurbanlık fiyatları karşısında ekonomi yapmak isteyenler son günü bekledi. Bayramın son gününde çadır çadır gezerek bütçeye uygun kurbanlıklar arandı. Bu bayram büyükbaş kurbanlıklara nazaran küçükbaşlara ilgi bir hayli azdı. Bayramın son gününde dahi 150 küçükbaş kurbanlık alıcısını bekledi. Ne kadara satıyordu? 18-22 arasında değişiyordu. En son 16-17 lira fiyat çekiyoruz şu anda. Fırsatçılara fırsat vermedik zaten. Kısmet olursa bunu da tüketiriz bugün, son gün. Kurban pazarında son günü bekleyenlerin asıl hedefi ise daha uyguna satın almaktı. Peki pazarlarda durum öyle mi oldu? Son gün kurban almaya mı geldin? Evet. Neden son gün? Biraz daha ucuz oluyor o yüzden. Ne kadarlık bir kar elde ettin? Vallahi yarı yarıya kar ettik. 15-20 arasıydı, 7 liraya. Alıcılar mutluydu ancak hayvanları geri götürmek istemeyen satıcılar zarar ettikleri için son günü buruk geçirdi. İlk başlarda kilo 280, 290, 300'e sattık. Son zamanlar 220, 210, 230 liraya kilo satıldı. Son güne kalanları daha mı uyguna satılıyor? Yani son güne kalanlar ucuz satılır. Bazı tok satıcılarsa zararına satmaktansa malını geri götürmeyi tercih etti. Hiçbir çadırda hayvan kalmadı şu anda. Bugün son günümüz, zaten saat 5 gibi biter. 700 tane hayvandan 25 tane kaldı. Kalsın o da, onu da biz keser yeriz herhalde. Fırsatçılara fırsat vermedik zaten. 4 günlük Kurban Bayramı boyunca satılmayan hayvanların ne olacağıysa büyük merak konusuydu. Et ve Süt Kurumu bu hayvanları karkas et olarak alabileceğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 20-28 Haziran tarihleri arasında müracaat ederek hayvanlarını satan üreticiler ödemelerini en geç 3 iş günü içinde alabilecek.